haberde Ramazan Kurtoğlu ile özel programımız devam ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Ramazan Kurtoğlu bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim sağ olasın. Hocam hemen vakit kaybetmeden sormak isterim. Son dönemde benim de etrafımda gördüğüm özellikle şehirde yaşayanların hastalığı olarak da adlandırılıyor. Ama kadınlarda daha çok belirdiğine ben şahit oluyorum. Hashimoto hastalığının Nedir ve Hollywood bağlantısı nedir? Hemen onu sormak için. Şimdi ben bunu malum bu Hollywood sineması ve bilinçaltı operasyonlarında sonuç bölümünde işledim. Evet. Niye işlediğimi anlatacağım ki. Şuradan izin verseniz bir iki satırı da okuyayım. Tabii. Hashimoto hastalığı diğer bilinen adıyla Hashimoto tiroidi veya kronik lenfositik tiroid hastalığı. Hı hı. Bunun tespiti çok zor. Tedavisi de zor. Hı hı. İşte e, bu hastalık doğrudan tespit edilemiyor. E, yan septomlar ile tespit ediliyor ki haşimat hastalığının bugüne kadar tespit edilememiş bulgularını şu şekilde sıralayabiliriz. Buradan bir yere geleceğim. Kilo alma, depresif hareketler ve depresyon, sıcak ve soğuğa karşı aşırı duyarlılık, uyuşmalar, müzmin tükenmişlik sendromu, panik ataklar, anormal kalp atış, atım hızı, yüksek kolesterol, düşük kan şekeri, kabız, migren, adale zayıflamaları, eklem sertlikleri, kramplar, hafıza kayıpları, görme problemleri, kısırlık ve saç kaybı bu hastalık hem genetik hem de genetik dışı sebeplerle olabiliyordu. Çaresi yoktu ve hayat boyu tiroid ilaçları kullanmayı gerek Günümüzde başta batı insanı olmak üzere insanlığın büyük kesimi bir nevi Hashimoto hastası. Kendisini fiziksel, duygusal ve zihni olarak bir çöküntü, bir oto bağışıklık sistemi hastalığına sürüklenmiş durumda. Anadolu'da yaşayanlarda bu tür hastalıklar görünmüyor ama şehirlerde, şehirlerde yaşayanlarda evet. bir şehirlerde hayli fazla. Zaten Yeri gelmişken çok güzel değindiniz. Yeni e, küresel tasarımda hı hı. E, bu elitokrasi dediğimiz güç simsarları üçlü bir hayat tarzı düzenliyor bir büyük şehirler. Burası Hiksoslaşmış dediğimiz efendim e, göçmenler, efendim fakirlerin o hani e, evrensel ücret vatandaşlık ücreti dedi var ya. Bunlarla günde 16 saat çalışan, hı hı. E, eşiyle birlikte olması bile çipleyle çiplenmiş halde ki yeri gelmişken söyleyeyim. Arjantin ve Meksika'da dişi ineklerin tamamı çiple, çiplenmiş vaziyette, e, ineklerin o aylık mutat döngüleri bile ileri geri alınabiliyor. Hı hı. Yani böyle bir insanlık düşünün büyük şehirlerde. Evet, yani bu korkunç Aynen. Kontrol altında tutulması gereken ölüme terk edilmiş bir Megakentlerdeki mega kentlerdeki insan. Bu bir yapı. İki, zaten mega kentler artık şeyin devletlerin başına bela olmuş durumda. Çünkü sürekli masraf doğuruyor, sürekli harcama getiriyor ve kalkınmayı da engelliyor. İkincisi, son zamanlarda duyuyorsunuz işte Suudi Arabistan'ın neo, neon falan diye. O dedikleri smart city. ...akıllı şehirler. Bu burada ise... E, ...küresel elitokrasinin... ...ihtiyaç duyduğu... ...yani o... E, ...akıl kutusu ama ruhsuz... E, ...aptalları yerleştireceği kesimler. Onlar... E, ...arabasını atlayacaklar... E, ...şirkete gidecekler... ...şirketteki işlerini... ...veyahut da e, gitmesi gerekmeyenler gitmeyecek... ...sabah kalkacak... efendim ...Mısır gevreğini yiyecek... ...ondan sonra bilgisayarın başına geçecek bu akıllı şehirlerden e, e, görevini yapacak. Ama bunlar dediğim gibi akıl kutusu fakat ruhsuz aptallar. Ama bir de esas elitokrasi'nin yerleşeceği yerler var. O da öğren yerine insanlarımız duyar. Tarih boyunca binlerce, yüz binlerce yıllık öğren yerleri vardır. Öğren yerlerinin özelliği şu: dünyanın her şartında, her iklim şartında ayakta kalan yerler. Hı hı. İşte kırsala ve bu ören yerlerine zenginler ve elitokrasi gidiyor. E boşuna mı? Bill Gates bütün dünyanın her yerinden arazi satın alıyor. Boşuna mı? E, Tesla'nın patronu e, binalarını sattı. Hı hı. Onun için e, ben de yeri gelmişken söyleyeyim. Eğer Büyükşehir'de bir, şehirden asla ve kata ev almayın. Bakın. NATO'nun 7-8 yıl önce yayınladığı bir raporu var. Nüfusu 600 bini geçen o sıralamışlar 3 milyon bilmem ben neticeyi söyleyeyim. 600 bini geçen her yer yaşanmaz hale gelecek. Yaşanmaz hale getireceğiz diyor. Çünkü NATO küresel elitokrasinin silah askeri gücüdür. Şimdi e, Amerika'da Amerika da esaret altındadır. İşte bir başka şey eğer büyük şehirlerde oturduğunuz evin dışında başka bir eviniz varsa satın oturduğunuz şehre o büyük şehre Neyse Megaken'de bir, bir buçuk saat, iki saat mesafede gidiniz imarsız tarlalım. Veya köyde yakın bir yeriniz var ise oraya bir flübe yapın. Veya köyde, küçük kasabalarda evleriniz varsa satmayın. Çünkü yeni bir dünya geliyor. Bu dünyanın temel felsefi dayana 2 Ekim 2016'da başlatılan Süper Şemitah Dönüşüdür. kabalisttir. Biraz önce Varlıkta birliği anlattım ya, hı hı. onun devamıdır bu süper şemitahtır. Süper şemitahlar 49 yılda bir olur. Bunun şey baktığımızda 1971 sonraki dönemler. Efendim süper şemitahların 7 yılda bir şemitah olur. Bunun 2016 süper Şemitah'ın birinci şemitahı 2023'tür. İkinci şemitahı 2030'dur. Genellikle küresel iltokrasi süper şemitahın birinci ve ikinci şemitahı arasında bütün hedefleri harekete geçiriyor. Onun için Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 2024 seçiminden sonra her şey dünyada hızlanacak. O zaman çocuklarınızı, eşinizi, karınızı, oğlunuzu, neyse yani hayatınızı devam ettirmek için paranın ortadan kaldırıldığı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Yani bu, bu 2030'a kadar kaldıracaklar bu parayı. Yani nakit parayı gören son nesiliz biz. Ondan sonra ee, bir günde bunları sıfırlayacaklar. Pardon diyecekler. I am sorry. We are sorry diyecekler. Herkes iki köküzü olan iki köküzüyle kalacak. Toprağı olan toprağıyla kalacak. Bunu hangi aptal şey sayıyorsa, komple teorisi sayıyorsa komple teorisi sayısın. Hangi, bak, hangi aptal komple teorisi sayıyorsa top komple teorisi sayısın. Ama aklı başında olanlar gitsin. 250 metre karede olsa toprak alsın. Hı. Çünkü başka türlü hayat hakkı tanımayacaklar. Böyle bir dünya geliyor. İşte böyle bir dünyada dönüştürme hareketler vardır. Para. Parayı söylemiştim. Şimdi o öte taraftan insanların algılarıyla oynuyorlar. Ve artık hiçbir devletin, hiçbir devletin altından kalkamayacağı bir postmodern tıp geliyor. Bugün rahim kanseri, prostat kanserini tedavi eden tek dozu 2000 dolar, 3000 dolar olan ilaçlar var. 2000 dolar. Kim verecek 60 bin lira? Kaç kişi verebilir? Türkiye Cumhuriyeti Devleti verebilir mi bunu? Ne kadar verebilir? Hı hı. Diğer, diğer taraftan baktığımızda, e, tanesi bunlar Amerika'da bütün tıp dergiler tanesi öyle rahatsızlıklar var ki tanesi 25 bin, bir dozu 25 bin dolar ila, olan ilaçlar var tedavi ilaçlar. Yani modern tıp önleyici tıp değil, hastalığı tedavi edici tıp. Hı hı. Çünkü öyle istiyorlar. Önce hastalığı hortlatıyorlar. Onu da GDO suyuyla alınanmış gıda ile onunla, bununla, kimyasallarla insanları hastediyorlar. Sonra tedavi edelim. Aynı markanın tezgahın bu tarafında sizi obez yapan gıdaları var. Aynı markanın tezgahın arka tarafında sizi evet, incecik yapan tüketeceğiniz malları var. Hı. Dünyadaki dünyadaki baktığımızda su ve gıda 10 şirketin elinde. Dünyadaki ilaç tepeye çıktığınızda 6 şirketin elinde. Dünyadaki ekonominin %42'si Yüzde 42'si bir düzine ailenin kontrol altında. Şimdi bu baktığımızda holding olarak 196-197 şirketin elinde. Şimdi böyle bir dünyada yaşarken birisi çıkıp da aman şehirlerden ayrılmayın diyorsa aklından zoru vardır. Efendim Suriyeliler buradaymış teşhir ter. Kardeşim çevreyi kontrol edersen şehri kontrol edersin zaten. Hı hı. Türk, Türk askeri hareketinde kaleyi ve şehri kuşatma politikası vardır. Çevreyi kuşatırsın. İstanbul'u kuşatırsın. Fatih ne yaptı? Türk ne yaptı? Önce şey aldı, Anadolu'yu aldı. Arkasından Rumeli'yi aldı. Sonra da İstanbul'u gırtlağına bası verdi. Şimdi burada da İstanbul'un çevresi, Antalya'nın çevresi, efendim Kocaeli'nin çevresi. Efendim çevreyi kuşatırsanız suyu ve gıdayı kontrol edersiniz. E ne kadar dayanabilir? 3 ay, 6 ay, 1 sene. Ona çöker. Onun için işte buradan baktığımızda Haşimato'ya döneceğim. Neden? Hollywood sinemasına o saydığınız bütün e, ayrıca işte belirtiler hemen hemen hepimizde olan şeyler yani yediklerimiz içtiklerimiz bu plaza hayatı yaşadığımız iş yani yaptığımız işler hep bunu mu gerektiriyor bunu bunu Şimdi çıkıyor? Şimdi herkese söylüyorum mutlaka ayda ayda her ay ayakkabısız ayakkabısız toprağa basın evet. toprağa basın toprakta yürüyün çünkü elektriğiniz az. Şimdi Mehmet Ceyhan diye bir hekim vardı. Ben onun eşini Hawaii Üniversitesi'nde tanımıştım. Kendisini burada bu COVID-19 sürecinde abuk subuk konuşmalarıyla tanıdım. Şimdi adam çıkmış, iklim üzerine konuşuyormuş. O zaman CNN Türk'te de bana demişti ki, siz hekim misiniz? Kardeşim hekim olmaya gerek yok. Artık entelektüel bir dünya var. İbn-i Sina hekim miydi? Ha, ben gidip ameliyat yapacağım diyemem. O benim işim değil. O benim kardeşim doktordur. Kardeşim yapar veya siz hekimsinizdir siz yaparsınız. Ama bugün gelinen noktada iklim üzerinden insanlık açlıkla terbiye ediliyor. Ukrayna'da silolar yanıyor. Derince de silolar yanıyor. Fransa'da silolar yanıyor. Efendim bir tane geri zekalı mühendis çıkmış. Efendim diyor tozlaşmadan diyor bu tozlaşınca yanar diyor. Kardeşim ben çiftçi çocuğuyum, köylü çocuğuyum ve doğduğumda silonun ambarın içinde doğdum ben. Ve hala evimizde, ay köyümüzde var bu. Hı, hı ömrü hayatımda yandığını tut gördüm görmedim. Yanmaz da. Ama aklımızda alay ediyor. Alay ediyorlar. Çünkü Tanrı'nın bir sözü vardır. Eğer Tanrı varsa ki vardır bir Hintli için en iyi ekmek, gözüke, ekmek şeklinde gözükebilir. İnsanlığı açlıkla terbiye etmek istiyorlar. Bunun için de buğday tarlalarını, siloları yakıyorlar. Ha, yakmak için de çok büyük maharete gerek yok. Ormanlar efendim gidip çakmak çakmanıza gerek yok. Kibrit atmanıza gerek yok. Elektromanyetik silahlarla reçineli ağaçları o kadar kolay yakarsınız ki. Kardeşim güneşe camı tutun camla bile yakarsın. Evet maalesef. Evet işte böyle bir şey de günümüzün küresel serbest piyasa neoliberal kapitalizminin 1978 Washington mutabakatıyla birlikte insanlığa dayattığı postmodern dünyanın temel özelliği her alanda ve anlamda tekinsiz oluşudur. Bak insanlar tekinsiz, insanlar huzursuz, insanlar korkuyor. Evet, bir stres. Korku ve kutsal hedefe varmanızın iki yoludur. Korku ve kutsal hedefe varmanızın iki yoludur. Efendim böyle bir dünya bütün insanları devamlı olarak acil durum modu içinde yaşamaya sevk eder. Bu sebeple insanın bedeni bütün enerjisini dış ortamındaki dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı güvenlik algısını harcıyor ve dahili yani içsel ve ruhi ortamında kullanabileceği enerji hiç kalmıyor. Böylelikle oto bağışıklık sistemi artık bu enerjisizliği kaldıramıyor. Sistem çöküyor ve kaotik bir süreç başlıyor. Hoş geldin Hashimoto hastalığı. Hoş geldin beyni allak bullak edilmiş, hmm. Hollywood filmleriyle, sosyal medyayla beynin hırzına geçirilmiş insan. Evet hocam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Vermiş olduğunuz bilgiler için ee... Ramazan Kurtoğlu'yla Semim Haber'de Ramazan Kurtoğlu'yla özel yayınımızı burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.